Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün Erciyes Üniversitesi'ni konuşacağız. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Çalış canlı yayın konuğumuz kendisiyle Erciyes Üniversitesi'nde neler yapıyorlar, hangi başarılara imza attılar, hangi çalışmalarda ön plandalar bunların her birini konuşacağız. Tabii ki öğrencilerin beklentileri ya da talepleri varsa bunlar da bu ekranlardan dile getirmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum İsmail Bey öncelikle. Enerjiniz iyiydi hocam. Aşağıda da kısa bir sohbet etme Evet. imkanımız oldu. İşler iyi gidiyor demek ki böyle bir Çok şükür, keyiftesiniz. çok şükür. Yani tüm arkadaşlarla, ekiple birlikte çalışıyoruz. Hem üniversitemizi daha yükseklere nasıl çıkarırız? Bunun çalışması içerisindeyiz. Eğitim öğretimi daha kaliteli hale getirme çalışması içerisindeyiz. Birçok faaliyeti bir arada yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Peki hocam bir Erciyes Üniversitesi ile girelim. Yani bir yabancı öğrenci Erciyes Üniversitesi'yi diyelim ki tercih döneminde tercih edecek. Erciyes Üniversitesi'ni ona nasıl anlatırsınız? Evet, bu soruyu bana birçok ortamda soruyorlar tabii ki. Şimdi ben öncelikle şunu ifade etmek isterim. Erciyes Üniversitemiz Anadolu'nun ortasında, Kayseri'mizin incisi diyorum ben. 40 yıllık geçmiş olan köklü bir üniversite. Bir öğrenci tabii ki üniversite tercihinde birçok şeye dikkat eder ama bir kere gelenekleri olması üniversitenin çok önemli. Bu aslında sadece öğrenci için değil, öğretim üyesi için, çalışanlar için de çok önemli bir şey. Biz bir araştırma üniversitesiyiz biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de 11 araştırma üniversitesi var. Bunlardan bir tanesi. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz ama zaten bu bilinen bir şey. Ama şu özelliği önemli, Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki Anadolu'nun tek araştırma üniversitesi olması bizi gururlandırıyor. Ve diğer üniversitelerde örnek teşkil ediyor. Yani eğer Erciyes Üniversitesi bunu başardıysa biz de başarabiliriz diyorlar. Şu anda mesela biliyorsunuz bir araştırma üniversitesi var, 11 tane, 5 tane aday üniversite var, araştırma aday üniversitesi. Bu sene ilk defa YÖK bir de aday üniversiteleri belirlemek üzere faaliyete geçti. Mesela birçok üniversite bizi arıyor. Siz nasıl araştırma üniversitesi oldunuz? Biz nasıl doküman hazırlayalım? Yani bize yardımcı olur musunuz diye. Biz de tabii ki elimizden geldiği kadar onlara destek vermeye çalışıyoruz. Bu bizim için bir kıvanç. Yine hatta şunu söyleyebilirim. Ankara'daki, İstanbul'daki birçok üniversitede bazı durumlarda bizi bekliyorlar. Yani öncülüğü biz yapıyoruz. Onlar bizi takip ediyor diyebilirim. Bunu da iddialı söylüyorum. Yani bu bizi çok memnun ediyor. Yani Erciyes Üniversitesi buraya şans eseri gelmediğini göstermiş oluyor. Hele hele geçen sene bildiğiniz gibi araştırma üniversitelerinin sıralamaları açıklandı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 2017 araştırma üniversiteleri açıklanırken sıralama belli değildi. Yani kim hangi sırada girdi belli değildi. Bunu hala bilmiyoruz biz. Ama geçen sene 2018 ve 2019 sıralaması verildi. 2018'de 12. sıraya düşmüşüz. Biz biliyorsunuz 2018'in Eylül ayında ben atandım rektörlüğe. Orada hızlı bir faaliyete geçtik. Acil durum eylem planı yaptık. Burada biz araştırma üniversitesi, ben zaten şunu tahmin ediyordum ya, Erciyes Üniversitesi son birkaç yılda eski şeyini kaybetti. Yani araştırma üniversitesi özelliğini düşünüyordum. Ama çok şükür o aldığımız tedbirlerle akut dönemde 2018'i çok geride bırakmadan 12. sırada ama 2019 10. sıraya yükselmiş olduk tekrar. İnşallah 2019 verilerini de bu sene belli olacak. Orada ilk onda olacağımızı düşünüyorum ben. Belki bu sene, belki gelecek sene, büyük ihtimal bu sene olma ihtimali çok yüksek. Gelecek 3 yılın araştırma üniversiteleri yeniden açıklanacak. Burada da biz inşallah ilk onda, en azından 10. sırada 2019'u geçirmişsek, ki biz öyle olduğunu inanıyoruz, inşallah öyle olacak. Gelecek 3 yılda da araştırma üniversitesi olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi'ni tanımaları şu bakımdan önemli. Tabii ki bir öğrenci, ben hep şunu ifade ediyorum, yani burada çok da kendinizi yüksek görmek de çok doğru değil. Bir Boğaziçi Üniversitesi'ni
tutuyorsa sizin puanınız, bir ODTÜ tutuyorsanız, yani bu tabii ki orayı tercih edin ama Erciyes Üniversitesi'nin, yani onları tutmuyorsa veyahut da yüksek düzeydeki birkaç üniversiteyi tutmuyorsa Erciyes Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Niye diye soracak olursanız, biz araştırma üniversitesiyiz. Gerçekten çok kaliteli bir ekibimiz var. Gerek öğretim üyesi düzeyinde, gerekse idari personel açısından ve kampüsümüz çok güzel. Biliyorsunuz yaşanabilir kampüs düzeyinde Green Matrix'te biz ikinciyiz. Yani tüm Türkiye'de ikinciyiz. Birinci sırada İstanbul Teknik Üniversitesi var. Ve dünyada yanlış hatırlamıyorsam 136.'yiz diye hatırlıyorum. Yani bu yaşanabilir kampüsü gösteriyor. Yeşil kampüsü gösteriyor. Kampüsler de çok önemlidir üniversiteler için. Biz öğrencilerimizin kampüs içerisinde yaşamasını istiyoruz. O yüzden biz kampüs içerisinde sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler, tabii ki eğitim, öğretim, bilimsel faaliyetlerin hepsini bir yürütmek istiyoruz. Mümkünse öğrencilerimiz kampüs içerisinde yaşasın, kampüs içerisinde eğlensin, kampüs içerisinde eğitim, öğretimine devam etsin istiyoruz. Bu amaçla tabii belki soracaksınız bilmiyorum ama ben yeri gelmişken söyleyeyim. Geçen sene 7-8 yıldır yapılmayan bahar şenliklerini yaptık. Bu sene yine yapacağız inşallah Haziran ayında diye düşünüyoruz. Çünkü araya Ramazan giriyor, bayram giriyor. Yine Coach Fest özellikle üniversite arası federasyonunda birlikte yapacağı bir etkinlik düzenleyecek. Orada bir şenlik ortamı olacak. Yani birçok alanda biz kampüs yaşanabilir hale getirmek, aynı zamanda öğrencinin her ihtiyacını kampüste görmek için elimizden geleni yapabiliyoruz. Bu da bir seçim nedeni, üniversite seçim nedeni. Yani bu daha birçok neden var ama aklıma gelen birkaç tanesini söyledim. Yani en azından biz şuna dikkat ediyoruz. Ben öğrencilerimi, kendi öğrencilerim, kendi çocuklarım gibi görüyorum. Dolayısıyla ben çocuklarıma nasıl davranılmasını istiyorsam, mesela benim bir oğlum ODTÜ'de okuyor şu anda. Yani orada nasıl ona davranılmasını istiyorsam ben kendi öğrencilerim de öyle davranılması için veya daha iyi ortamda, daha iyi yaşanabilir bir ortamda sağlanması gerekiyorsa bunun için yönetim olarak, şahsen ben kendim olarak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Araştırma üniversitesi dediniz. Yani konu içeriklerin farklıydı ama oradan devam etmek istiyorum. Yani bu ne kazandırıyor, üniversiteye ne katıyor ve bu araştırma üniversitesi kimliği kaybolabiliyor mu, geri elden alınabiliyor mu? Tabii. Bunun için ne yapmak lazım? Evet, aslında ne kazandırıyor dersek en önemlisi prestij kazandırıyor. Evet. Yani tabii ki maddi manevi birçok kazançları var. Mesela özellikle kadro sıkıntısı yaşama açısından bize avantaj sağlıyor. Şöyle ki diğer üniversitelere norm kadro geldi biliyorsunuz geçen yıl. Diğer üniversitelerin iki katı norm kadroda tahsis etme hakkımız oluyor. Maddi birçok destekler gelecek. Daha yeni yeni bir takım şeyler oluyor ama daha geniş bir destekler. Hatta şunu söyleyeyim ben size. Mesela ilk 5'teki üniversiteye daha yüksek miktar olmak şartıyla araştırma üniversitesine ek bütçeler ayrılması düşünülüyor. Bunu YÖK Başkanımız da bizzat ifade etti zaten. Birçok alanda bir kere araştırma üniversitesinin şu şeyi var. Siz Süper Lig'de bir üniversitesiniz. Sizin amaç, hedefiniz, misyonunuz araştırma ve geliştirme olmak zorunda. Bu bakımdan da bize tabii çok büyük bir yükümlülük, çok büyük bir sorumluluk doğuruyor. Bunu da çok iyi anlatmaya çalışıyoruz öğretim üyelerimize, öğrencilerimize. Bakın şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim araştırma üniversitesi olmamızda öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var. Mesela öğrenciler demişseniz hocam, ona da bağlayın isterseniz. Öğrenci projesi konusunda Türkiye'de birinci sıradasınız değil mi? Aynen, ben de tam onu söyleyecektim. ODTÜ demiştiniz biraz evet, önce, evet. ODTÜ'nün de önündesiniz. Evet. Bunu şöyle, biz geçen sene araştırma üniversitelerin sıralaması için veriler toplanırken bir de tüm üniversitelerin karneleri açıklandı. Tabii bu kamuoyuna şu sıralama açıklanmadı ama kendi orada birçok parametre var. O parametreleri kendi içimizde bize verdiler. Mesela biz hangi parametrede tüm üniversite içinde kaçıncı sıradayız onu da görmüş olduk. Orada değişik parametreler var. Mesela oradan bir tanesi de öğrencilerin yaptığı proje sayısı. Hatta YÖK'ten bizi aradılar. Ya böyle bir şey var, siz birincisiniz. Verdiğiniz kanıtlardan emin misiniz dediler. Yani öğrenci, en çok proje yapan öğrenci sayısı bakımından siz birincisiniz dediler. Yani biz yanlış bir şey vermeyiz ama ben bir daha sorayım dedim arkadaşlara. Sorduk. Yani gerçekten şaşırtmışsınız ki. Yani teyit etmek zorunda kalmışlar. Ve bize dediler ki siz maşallah ODTÜ'yü Boğaziçi'nde geçmişsiniz dediler. Biz evet, yani onlar bu kadar yapmazsa biz ne yapalım dedik. Yani bizim kanıtımız var, her şeyimiz var. Bizim öğrencilerimiz gerçekten yapıyorlar. Daha iki gün önce biliyorsunuz bizim Teknofest'e katılan birçok araç, elektriksiz araç veyahut da birçok
Cihazla katılıyoruz. Öğrencilerimiz yapıyor bunu. Bir grup daha oluşmuş. Daha iki gün önce geldiler. Hocam biz yeni bir grubuz. Elektriksiz araç üreteceğiz. Hem de gerçek boyutta da elektrikli araç üreteceğiz. 110 bin liralık bir bütçe sağladık. Bir 60-70 bin liramız kaldı. Bu konuda bize destek olur musunuz diye. Ben hemen ilgili birkaç yeri aradım. Sağ olsunlar onlara destek olacağını ifade ettiler. Öğrencilerimi oraya yönlendirdim. Yani şunu demek istiyorum. Orada biz birinciyiz. En çok proje veren öğrenci sayısı bakımından ve ikinci sırada ODTÜ geliyor. Aramızda iki kat fark var. Yani bu öğrencilerin daha lisans üzeri. Tabii bunun içerisinde sadece lisans öğrencileri yok. Yüksek lisans doktor öğrenci ama lisans öğrencileri de çok sayıda var. Öğrencilerimiz daha lisans düzeyinde ya sadece eğitim öğretimle değil araştırmanın bizzat içerisinde oluyorlar. Mesela ben öğrenci gruplarıma bu Teknofest'te görüntüye çıkarılacak cihazlar konusunda en az 4-5 gruba ayrı yer buldum. Orada şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii ki bu araştırma üniversitesine tekrar dönecek olursak birçok katkısı var. En önemlisi prestij. Yani birçok üniversite, eğer Erciyes Üniversitesi bunu nasıl başardı, biz de başarabiliriz diye ben ona kıskançlık demeyeyim de gıpta diyeyim. Bize gıptayla bakıyorlar. Biz tabii ki gerçekten altyapımız çok iyi. Öğretim üyelerimiz çok kaliteli, öğrencilerimiz çok kaliteli. En önemlisi de kurumsalız biz. Daha doğrusu gelenekleri olan bir kurumuz. Dolayısıyla rektör değişir. İlkeniz ne hocam? Yani üniversiteyi yönetirken mutlaka bir yönetim ilkesinin olması lazım. Evet. İki tane ilke açıkladım biliyorsunuz İsmail Bey. Ben ilk rektör atandığımda biz araştırma odaklı bir üniversite olacağız. İkincisi öğrenci odaklı üniversite olacağız. Bunu ta ilk rektör olarak atandığımda ilk basın mensuplarıyla bir araya geldiğimizde bundan bahsetmiştim. Çok şükür. Bu hedef doğrultusunda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Belli aşamalarda kaydettiğimizi ben düşünüyorum. Bu bağlamda da inşallah göreceksiniz. Ben şurada mütevazilik yapmayacağım artık. İnanın yani bizim aldığımız tedbirler, önlemler olmasaydı şu anda biz bırakın ilk 10'da 11'de, ilk 20'de bile olamazdık. Yani gerçekten rakip demeyelim de diğer üniversiteler çok çalışıyorlar. Biz onlardan daha çok çalışıyoruz. Ha %100 gelecek, ha bir de şeyi sormuştunuz, araştırma üniversiteleri nasıl belli oluyor diye. 33 tane parametre var. Bunun içerisinde yayınlar var, projeler var, patentler var. İşte en yüksek düzeyde atı falan dergilerdeki yayın sayınız var. Kalite çok önemli. Akredite olmuş bölümleriniz var. Yani 33 tane ayrı parametre var. Buna göre her birinin bir puanı var. Buna göre bir sıralama oluyor. Bu sıralama doğrultusunda İşte biraz önce bahsettiğim 2018'de 12. sıraya düşmüşüz, 2019'da tekrar 10'a çıktık dediğimiz buydu işte. Türkiye'deki sıralaması tabii. Yani zaten ilk 11'e girmeniz gerekiyor. Bu parametrelerin ortalama puanında ilk 11'e giremezseniz ya yedek aday araştırma üniversitesi düşüyorsunuz ya da şimdi bu sene aday açıklanacak dedik ki ya da aday adayına düşüyorsunuz. Şu olabiliyor mesela aday adayı olan bir üniversite adaya veya direkt araştırma üniversitesine çıkabiliyor. Zaten bu şeffaf bir yarış. Aslında bu yarış çok güzel. Yani üretmeye, proje geliştirmeye yönlendiriyor. Tabii yani eğer yarış yoksa bir yerde monotonlaşırsanız hiçbir şey yapamazsınız. Yani YÖK'ün yaptığı en güzel işlerden bir tanesi bu bence. Birçok alanda bunu yapıyor YÖK. Gerçekten ben gurur duyuyorum bu konuda. Şimdi üniversiteleri yarıştırıyor. Yarıştırıyor derken burada bir şey yok. İyi yönde yarıştırıyor. Yani şu üniversite bunu başarmış, biz de başarabilir miyiz diye çalışmalar başlatıyor en azından üniversiteler. Biz burada gerçekten kaliteliyiz. En azından şu son 2 yılda açıklanan bu sıralama bize şunu, daha doğrusu diğer üniversiteler şunu gösterdi. Burada şeffaf bir sıralama var. Şeffaf bir yarış var. Hiç kimseye torpil yok. Yani parametreler belli, puanları belli. Kanıt olmadan zaten hiçbir şey kaldı ki bizden kanıt 33 parametrenin 31 parametresini kurumlardan çekiyorlar. Biz sadece 2 parametreyle ilgili kanıt vererek bilgi veriyoruz bu sıralamada. 31 parametreyi YÖK kendi kurumundan alıyor, TÜBİTAK'tan alıyor, diğer kurumlardan alıyor. Yani biz sizden de istemiyor. Anlatabildim mi? Yani bu tam şeffaf bir ortam. Araştırma Üniversitesi gerçekten güzel bir prestij. Bunu kaybetmememiz lazım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani kaybetmeyeceğimize de ben inanıyorum ama inşallah kaybetmeyiz. Hatta ben şunu söylüyorum. Biz eğer bunu kaybetmeyip gelecek 3 yılda devam ettirirsek artık bizim hedefimiz ilk 10 falan değil. Bizim hedefimiz ilk 5, 6, 7. Yani bunu da iddialıyım diyeyim.
bunun için gerekli tedbirleri aldık. Mesela öğretim üyelerimize daha önceden yayın konusunda veya proje konusunda veya patent konusunda motivasyonu ihtiyaçları vardı. Bu sene biz öğretim üyelerimize Q1 yayına yapana 3000 lira, Q2 yapana 1500 lira, işte uluslararası patent almışsa 15 bin lira, ulusal patent almışsa 10 bin lira biz üniversite olarak da destek sağlayacağız. Yani bir araştırmacıyı, bir öğretim üyesini zorla yaptırmak hiç doğru değil. Önemli motive ederek. Bu aralar da epey de ödül aldınız uluslararası camiadan. Evet, öyle evet. Mi? Yani gerçekten bunu inanın gelecek yıllara daha iyi göreceksiniz. İlk üniversitemiz ilk 5 olmasa bile ilk 7'de, ilk 5'te hatta bizim hedefimiz ilk 5. Hatta bizim hedefimiz şu, hani biraz önce hedef sordunuz ya. Evet. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm rektörlere söylediği, bunu her yerde söylüyorum. Hedef olan dünya üniversiteler arasında ilk 500'e girmek. Türkiye üniversiteler arasında da ilk 5'e girmek. Ha bunu kaç yılda başarırız? 3 yıldan başarırız, 5 yıldan başarırız ama inşallah bunu biz başaracağımıza ben inanıyorum. Çünkü bunun için her türlü tedbir aldık. Yani öğretim üyelerimizin motivasyonu konusunda işte çeşitli çalıştaylar yapıyoruz. İki hafta önce inovasyon çalıştayı yaptık. İlkini biz ilk rektör olduğumda 2019'da yapmıştım. İlk defa yani Erciyes Üniversitesi tarihinde inovasyon çalıştayı yaptık. Geçen sene. Bu sene Koç Üniversitesi ile birlikte yaptık. Ve ilginçtir, bizden talep eden Koç Üniversitesi oldu. Hmm. Ya Koç Üniversitesi bize bu seneki çalıştayınızın içerisinde biz de olmak istiyoruz. Beraber ortak çalışma yapmak istiyoruz dediler. Koç Üniversitesi de biliyorsunuz özellikle özel üniversite içerisinde gerçekten çok kaliteli bir üniversitemiz. Hatta şunu söyleyeyim size, uluslararası projelerde birinci sırada Koç Üniversitesi. Biz seve seve kabul ettik. Rektör Bey'le konuştuk. Hocam çok çok memnunuz. Biz gerçekten sizle birlikte işbirliği yapmak istiyoruz diye. Rektör yardımcılar ve 7-8 tane öğretim üyesi geldiler buraya. Burada ortak projeler çıkacak inşallah. Bunların her birisi ülkemiz için de bir menfaat. Çünkü buradan çıkacak her bir patent, her bir proje aslında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan şeyler. Yani bizim burada yüksek teknolojiye geçmek istiyorsak, dünyada ilk en 10 ekonominin içerisine girmek istiyorsak Sayın Cumhurbaşkanımız da belirttiği gibi millileşmemiz çok önemli. Milli silah, milli savunma, milli aşı, milli ilaç, bu konuda da üniversiteler üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Mesela biz milli aşıyla ilgili şu anda gerçekten çok iyiyiz. Biliyorsunuz Kırım Kongo aşısını faz 1'ini ilk defa biz yaptık. Yani dünya değil mi? Türkiye'de faz 1 aşısını geçen tek aşı biz ürettik. Hı hı. Faz 2, faz 3 çalışmalara devam ediyor. Bizim aşı merkezimiz inşallah zaten şu anda mevcut ama yeni bir bina yapacağız. 1004 diye bir proje var TÜBİTAK'ın. İnşallah onu da şey yapabilirsek, geçebilirsek oradan en 6-7 tane yeni aşı üretmeyi, milli aşı üretmeyi düşünüyoruz. Mesela ilaç araştırma merkezimiz var. Burada Kökücü var. Kökücü de var. Orada müthiş şeyler oluyor. Hatta ben şuna benzetiyorum İsmail Bey. Bizim biliyorsunuz Amerika'da bir Silikon Vadisi vardır. İşte teknoloji vadisidir orası. Bizim üniversitenin içerisinde bir cadde var. Aşı araştırma merkezimiz, ilaç araştırma merkezimiz, Ernam dediğimiz nanoteknoloji merkezimiz, Erfarmamız hepsi o caddenin üzerinde. Ben oraya yaşam vadisi diyorum. Gerçekten bilimsel yaşam vadisi diyorum. Yani faz 1'den başlayıp da faz 4'e kadar tüm aşamaları üniversitemizde yapabiliyoruz. Bunu yapabilen birkaç yerden biriyiz tüm Türkiye'de. Yani bu da bizim neden araştırma üniversitesi olduğumuzu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim bu 40 yıllık geçmişinde, 42. yılı bu yıl, 42 yıllık geçmişinde üniversitemizin buraya gelmesine birçok kişinin emeği var. Başta hayırseverlerimizin emeği var. Gerçekten bizim binalarımızın hemen hemen %80'inde hayırseverimizin ismi vardır. Geçmiş yönetimlerin, rektörlerimizin, öğretim üyelerimizin, idari personelimizin, herkesin büyük emeği var. Biz de bu çıtayı, yani üniversitemizin şu andaki bulunduğu durumu daha yükseklere nasıl getirebiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Akademik kadro ve fiziki mekanlar buna uygun mu hocam? Yeni projeler var mı? Çünkü özür dileyerek biliyorum. Kayseri Üniversitesi çıktı sizin üniversitenin içerisinden. Yakında muhtemelen o üniversitenin içerisinde olan birimlerden başka yere taşınacaklar ve o hizmet binaları boşalacak. Buralara yeni şeyler planlıyor evet, musunuz? Evet, şimdi şöyle biliyorsunuz 15 Temmuz kampüsümüz var bizim. Kapanan üniversitenin bulunduğu kampüs.
Bizim mühendislik fakültesi yabancı diller bölümümüz oradaydı. Zaten ancak sığıyorduk. Biz Kayseri Üniversitesi de bizim içimizden çıkan bir üniversite. Bildiğimiz gibi 3 tane üniversite çıkardı Ege Üniversitesi aynı zamanda. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani böyle içerisinden üniversite çıkaran saysanız belki bir yerin parmaklarını geçmez tüm Türkiye'deki üniversiteler. Bu da bizi gururlandırıyor. Kayseri Üniversitemiz de bizim gururumuz. İnşallah onlar da kendi alanlarında, özellikle meslek yüksekokulu bağlamında, kendi alanlarında Kayseri'mizi en iyi temsil edeceklerini ben düşünüyorum. Tabii Kayseri Üniversitesi'nin bir kısım bölümleri bizim üniversitenin içerisinde, kampüsün içerisinde. Ama çoğunluğu da biliyorsunuz ilçelerde meslek yüksekokullarının. Evet. Biz Kurtuluş Hocamızla da görüşüyoruz. Zaten aylardır bu süreç devam ediyor. İnşallah yaz döneminde 15 Temmuz kampüsümüzü biz Kayseri Üniversitesi'ne devredeceğiz. Tabii ki onların boşalttıkları yerleri bizim şu anda 15 Temmuz kampüsünde bulunan fakültelerimizi oraya alacağız. Bizim kampüs içerisindeki Kayseri Üniversitesi'nin bölümleri de 15 Temmuz kampüsüne geçecek. Bu şekilde bir yol haritası çizdik. İnşallah tamına karşılıyor gibi. Onun çalışmalarını da şu anda arkadaşlar yapıyor altyapılarını. 15 Temmuz kampüsü Kayseri Üniversitesi'nin olacak. Yaz tatili itibaren gelecek eğitim öğretim yılında biz kendi kampüsümüzde, kendi bölümlerimizde devam etmeye kaç fakülteniz var hocam? 19 fakültemiz var şu anda. Meslek yüksekokulu var mı sizde? 2 tane. 2 tane. 19 fakültemiz var. 7 enstitümüz var. 2 meslek yüksekokulumuz var. Bir yüksekokulumuz var. İşte yabancı diller yüksekokulu. Meslek yüksekokullarının çoğu zaten Kayseri Üniversitesi'ne geçti. Sadece bizde Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Halil Bayraktar kaldı. Şu anda aslında biz tam araştırma üniversitesi için ideal bir pozisyondayız. Biz araştırma odaklı çalışacağız. Tabii ki öğrenci odaklı, tüm üniversite zaten öğrenci odaklı olmak zorunda. Biz o alanda çalışacağız. Tabii ki her üniversitenin kendi misyonu var. Her üniversite kendi misyonunu kendi belirleyecek. Zaten YÖK de belirliyor aslında, bakmayın siz. Mesela YÖK bu 11 araştırma üniversitesini belirlerken sizin misyonunuz bu. Yani bu alanda yürüyün demek istiyor. Bölgesel odaklı üniversiteler belirledi biliyorsunuz. Çeşitli üniversiteleri. Bir kısmı da tabii ki kimisi meslek yüksekokulu ve uygulamalı bilimlerde daha ön plana çıkacak. Kayseri Üniversitesi de misyonu o gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah onlar da kendi alanlarında daha iyi hale geleceklerini ümit ediyorum. Hocam birkaç gün önce ya da dündü tam hatırlayamadım ama bir müjde verdiniz. Yapay zeka merkezi kazandıracağız diye Erciyes Üniversitesi'ne. Nedir bu merkez? Ne yapacaksınız? Şimdi bildiğiniz gibi 39 tane araştırma merkezimiz var İsmail Bey. Bunların ben aslında ilk geldiğimde ya 39 araştırma merkezi var ama bunlar ne iş yapıyor? Ne kadar faaliyet göstermişler? Ne yapmışlar? Bir masaya yatırdım. Hala da o çalışma devam ediyor. Eğer bir araştırma merkezi çalışmıyorsa onu kapatalım dedim. Yani veya az çalışıyorsa niye az çalıştığının nedenlerini araştıralım dedim. Gerçekten bu alanda çok iyi şeyler yaptık. Mesela kiminde yönetim değişikliği yaptık. İnanın yönetim değişikliği yaptıktan sonra 5-6 yılda yapılmayan şeyi 6 ayda yapılır hale geldi. Yani biraz dokunuş istiyor. Bunları yapmaya çalıştık. Bu şimdi 4 tane araştırma merkezi var aslında. Bu yapay zeka araştırma merkezi onlardan bir tanesi. Yaklaşık 15-20 gün önce ben YÖK'te bir sunum yaptım. Şimdi bir merkez açılırken artık eskiden senato veya yönetim kurulu kararıyla YÖK'e bildiriliyor. YÖK kabul ediyor veya yetmiyordu yazılı olarak. Şimdi YÖK şunu yaptı. Rektörler gelip sunacaklar. Burada biz yani ikna olacağız. Bu araştırma merkezi gerçekten faydalı. İhtiyacı var. O bölgenin ihtiyacını karşılayacak diye biz ikna olacağız. Ondan sonra siz resmi yazı yazdınız. Geçen ay işte biz gittik. 4 araştırma merkezi yeni inşallah kazandıracağız. Bunlardan bir tanesi yapay zeka araştırma merkezi. Aslında biz yapay zekada çok iyiyiz. Bizim çok kaliteli öğretim üyelerimiz var. Hatta bazı dünya sıralamalarında sadece Erciyes Üniversitesi görülüyor. Yapay zeka ile ilgili araştırma yapan üniversitesi olarak. Son yıllarda tabii bu arttı. Bu çok gündeme geldi. Bizim gerçekten bu konuda çok yetkin olduğumuz ki kaldı ki birkaç öğretim üyemiz de Cumhurbaşkanlığı çağırdı. Onların bir çalışması var. Özellikle bizim öğretim üyelerini çağırdı. Çünkü kaliteli. Yani bu işe gönül vermiş, gerçekten bir şeyler yapmış, bir şeyler başarmış öğretim üyeleri. Yapay zeka çok geniş bir kavram İsmail Bey. Burada yapay zeka deyince bir mühendisliğin konusu değil yapay zeka. Yapay zekaya her şey girebiliyor. Mühendisliğinden tıbbına, veterinerliğine, turizme,
şeye Ziraat Fakültesi, yani tüm alanlar. O yüzden bizim bu araştırma merkezi bir fakültenin araştırma merkezi değil, tüm üniversitenin araştırma merkezi şeklinde ortaya çıkacak. İnşallah buradan gerçekten çok büyük projeler, çok büyük patentler, çok büyük yayınlar çıkacağını ben inanıyorum. Aslında ülkemiz için de çok önemli. Biliyorsunuz gelecekteki meslekler içerisinde yapay zeka da var. Yapay zekanın girmediği alan olmayacak gelecek 20-30 yılda. Buna geç kalmadan, ki biz aslında ilk baştan biz Türkiye'de ilk bu konuda çalışma yapan öğretim üyeleri bizim Erciyes Üniversitesi'nde diyebilirim. Bu konuda Erciyes Üniversitesi inşallah bir atılım yapacak ve Türkiye'de örnek olacağını ben düşünüyorum. Tabii sadece yapay zeka değil, biraz önce bahsettiğim gibi mesela havacılık ve pilot eğitim araştırma merkezi kuruyoruz. Yani bunlar hep geçti, daha doğrusu YÖK'te biz sunduk, kabul edildi. Biz şimdi yönergesini hazırlıyoruz. Yapay zekanınkini hazırladık, YÖK'e gönderdik. İnşallah orada olumlu cevap bekliyoruz, geleceğine inanıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi havacılık ve pilot eğitim araştırma merkezimiz var. Onu yeni kuracağız. İnşallah Avrasya Kore Araştırma Merkezi, ki bu da Kore ile yaptığımız bir proje kapsamında 1 milyon 700 bin lira fon sağlıyoruz. Böyle bir araştırma merkezi kuruyoruz. Yine klinik araştırma merkezi kuruyoruz. Birçok faz 4 çalışmaları ülkemizde yapılıyor. Yurt dışındaki birçok ilacın. İşte bunları koordine etmek için biz böyle bir klinik araştırma merkezi kurmayı da planladık ve inşallah onu da yönergesi hazırlanıyor, onu da kuracağız. Burada birçok ilacın daha doğrusu ticarileşmeden önceki faz 3, faz 4 çalışmasını Türkiye'de yapacağız, Kayseri'de yapacağız inşallah. Aldığınız başarılardan örnekleri verebilir misiniz? Yani geçtiğimiz seneydi yanlış hatırlamıyorsam, Amerika'ya Türkiye'den ilk ihraç edildi. İhraç edilen bir alet olmuştu, evet, değil mi? Evet, şu anda gübre. Mesela gübre ihraç ediyoruz. Türkiye'de Avusturya'ya. Birçok Avrupa ülkesine gübre ihraç ediyoruz. Birkaç tane hocamızın hatta Teknopark'ta şirketleri var. Ben öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi Teknopark'ta şirket kurmaya yönlendiriyorum. Çok memnun oluyorum. Yani bizim öğretim üyelerimiz Teknopark'ta şirket kursunlar. Ki bu zaten kanuni bir şey. Gerekirse orada da para kazansınlar. Yani çünkü orada gerçekten patentler, projeler hep oradan çıkıyor. Çok şükür bizim Teknopark'ımız da çok iyi. Biliyorsunuz geçen seneki sıralamada 7. olduk. Tüm teknoparklar içerisinde 80'e yakın, hatta 85'e yakın teknopark içerisinde 7. olduk. Bu da gurur verici. Yani orada kurduğumuz şirketlerin çok büyük şeyleri var, faydaları var. %98 doluluk oranına yakaladık ki teknoparkların birçoğunda bu doluluk oranı yoktur. Yani %85'e bile çok iyi derler. Biz %98 doluluk oranında şu anda teknoparkımız. Tabii ki biz teknoparkımızı geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Mesela şimdi prototip merkezleri yapıyoruz. Sanayi Bakanlığımızın desteklemesi, sağ olsun Mustafa Varank Bakanımız başta olmak üzere Sanayi Bakanlığı desteklediği projemiz var. Burada prototip merkezleri yaparak, prototip merkezi şu demek: bir ürünü siz geliştiriyorsunuz, sanayiye çıkacaksınız. İşte bu prototip merkezlerinde sanayiye çıkmadan ara dönemini bu teknoparkın içerisinde yapalım diye yaklaşık 15-20 tane prototip merkezi yapıyoruz. Buraları da kiraya vereceğiz ve orada tamamen olgunlaştıktan sonra daha sonra sanayide artık ticarileşecek ve ürüne dönüşecek hale getirmeye çalışıyoruz. Mesela OSB'lerde teknoparkımızın içerisinde olmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi hani üniversite sanayi işbirliği diyoruz ya, işte üniversite sanayi işbirliğini gerçekten biz gövdemizi taşın altına koyduk, elimizi falan değil. Tamamen bunu yürütmeye çalışıyoruz. Bunu da sanayi odamızda, ticaret odamızda, OSB'lerimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz. 10-15 bin metrekarelik birinci OSB'den bir yer teknoparka tahsis edildi. Yine Mimar Sinan Organize Sanayi'nin yanında milli emlağa bağlı 110 bin metrekarelik bir alan var. Orayı da yine teknoparkımız bünyesinde kazandırdık. Yine bir müjde vereyim size. İnşallah olacak diye düşünüyorum. Bu havaalanın yanında bir milli emlağa ait olan bir alanı biz teknoparka tahsis ettirip orada havacılıkla ilgili teknopark bünyesinde yeni ürünler, yeni patentler, yeni stratejiler geliştirmeye çalışacağız. Bunu da yakın gelecekte göreceksiniz inşallah. Yani birçok alanda gerçekten Erciyes Üniversitesi öncü. Biz hani biraz önce dediniz de sizin hedefiniz ne veyahut da misyonunuz ne diye.
İnanın bizim zamanımızın %80'inde biz araştırma üniversitesi, araştırma, geliştirme için harcıyoruz. Ha, şimdi öğrenciler... Teorik bilgiden biraz pratiğe çok dönmüşsünüz. Güzel olmuş. Ama o. Doğrusu olan da bu. Evet. Yani teorik... Yani bardak üretimini anlatmıyorsunuz. Aynı zamanda ürettiriyorsunuz. Üretiyoruz. Öğretim üyelerimiz üretiyor. Öğrencilerimiz evet. Üretiyor. Çok güzel. Öğrencilerimizin patenti var biliyor musun? 5 tane şu anda. Yani öğrenci patent yapmış, patentleştirmiş. Bunu ticarileştirecek. Yani her şeyle öğrenciye ait patenti var. Yani çok güzel. Bu çok güzel bir şey diyor. İçerisinde lisans aktif hale getirmişsiniz öğrencileri. Yani olması gereken de bu İsmail Bey. Yani şimdi hani Z kuşak deniyor ya yeni nesil. Gerçekten yeni nesil öğrencilerimiz ama eğitimin amacı da bu olması gerekiyor. Teorik bilgilerle insanın beynini doldurup geçen hafta biliyorsunuz Sayın Bakanımız geldi. Milli Eğitim Bakanımız gerçekten çok mükemmel bir konuşma yaptı. Ben hayranlıkla dinledim. O da şunu diyor. Mesela orada şunu çok beğendim. Ben mesela artık özgeçmiş değil. Senin hayallerinle. Yani özgeçmiş çok önemli değildir. Yani işte şurada birinci oldum. Şu kadar şey yaptım. Şunu, o değil. Senin hayalinle. Öz geleceğinle sen demişti Sayın Bakanımız hatırlıyorsanız. Gerçekten müthiş bir ifade bu. Yani işe alırken artık kişinin özgeçmişine bakılmıyor. Kişi niye karşınıza alıp onunla ilgili daha doğrusu işe almadan önce yapılan işte şunu soruluyor. Yani senin özgeçmişin tabii ki önlerinde ama senin hayalinle onu öğrenmeye çalışıyorlar. Yani senin özgüvenin ne kadar? Sen bu işi başarabilir misin? Yani özgeçmişte sen okul birinci olmak yetmiyor ki. Hatta ben şunu söyleyeyim size. Bir öğrenci eğer sosyal değilse, iletişimi iyi değilse, sosyal faaliyetlere katılmamışsa, kulüp faaliyetlerine katılmamışsa okul birincisi olmazsa ona bir fayda sağlamıyor. Hatta ortalarda bir öğrenci okul birincisinden hayatta çok çok daha başarılı oluyor. Ben bunu tüm ortamda söylüyorum. Öğrencilerimle söyleşilere katılıyorum. Birlikte oluyoruz. O ortamda hep bunu söylüyorum. Yani artık devir bilgileri beyne doldurma devri değil. Artık bilgisayara girdiğinizde her bilgiyi öğreniyorsunuz zaten. Beyninizde durmasına gerek yok. Artık devir sosyalleşme devri, iletişim devri, kendine güven, özgüven devri ve bir şey yapabilir miyim? Mesela şu bardağı yapabilir miyim devri? Bu öğrenci olsanız da böyledir. Yani bu size gelecekteki başarınız için bir işarettir, bir öncüdür. Yurt içinde başarılısınız. Yurt dışında nasıl? Sıralamanız nerede? Hedefiniz nedir? Memnun ediyor mu sizi? Evet şöyle söyleyelim. Bizim hedefimiz biraz önce bahsettim. Ama bunu kaç yılda başarırız? İnşallah aldığımız setleri başaracağımıza inanın ben söylüyorum. Bakın gelecekte bundan kaç yıl sonra olur bilmiyorum ama 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Ya Mustafa Hoca da bunu demişti dersiniz. Tabii ki iyi bir yönetimle, iyi bir şekilde Erciyes Üniversitemiz bu şeyle devam ederse. Türkiye'de ilk 5-6-7... İlk 5 ama hadi 6-7 diyelim. Hı hı. Ama dünya sıralamasında ilk 500 zorlayacağımıza ben inanıyorum. İlk 500'e gireceğimize ben inanıyorum. Dünya sıralaması yapan birçok ranking sistemleri var. Dünya üniversite sıralama sistemleriyle ilgili kuruluşlar var. Burada mesela değişiyor. Arvu'da geçen sene 701 bandında, 701. banttaydık. Ve burada 4-5 Türkiye Üniversitesi birlikteyiz. İlk 500'de İstanbul Üniversitesi var benim bildiğim. Yani çeşitli sıralamalarda değişiyor. 600-700 bandına giriyoruz. 700-800 bandına giriyoruz. Bazen 900-1000 bandına giriyoruz. Orada şöyle sıralama ranking sistemlerinde oradaki parametrelere göre değişiyor. Mesela tanınırlık. Tanınırlık işin içerisine gelince biraz daha geriye düşüyoruz. Niye? Çünkü tanınırlıkta birçok şey var. İstanbul, Ankara gibi ismi duymuş şehirlerde bir üniversite değilseniz tanınırlığınız biraz daha az oluyor. Ama Erciyes'in de gerçekten tanınırlığı aşağıda değil, son çabalarla gerçekten belli yerlere geldi. Mesela bir Boğaziçi veya ODTÜ veyahut da büyük şehirlerdeki bir üniversiteye yurt dışından daha fazla, daha kaliteli öğretim üyesi kazandırabiliyorsunuz. Yani bu tür şeyler var ama bunlar çok bizi şey değil, engelleyecek şeyler değil. İnşallah ben bir daha tekrar ediyorum bunu. Hedefimiz gelecek yıllarda dünyada 500, Türkiye'de ilk 5 hedefimiz devam edecek ve bunu da başaracağımıza ben inanıyorum. Mesela bu sene 2 tane TÜBA ödül aldık. Bu bizi çok memnun etti. 2018'de bir taneydi TÜBA ödülümüz. TÜBA neydi hocam? TÜBA onu... Türkiye Bilim Akademilerinin genç bilim adamı veya birçok parametresi var orada ama 2 tane genç bilim adamı ödülü aldık. Bir tanesi Hacer diye bir öğretim üyemiz aldı. Ve sosyal bilimlerde bir öğretim, Edebiyat Fakültesi'nde bir öğretim üyemiz.
Ve sosyal bilimlerden almak çok kolay bir şey değil. Bu bizi ayrıca çok memnun etti. Yine Halil Tekiner kardeşimiz de Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi. O da Fuat Sezgin yine genç bilim adamı ödülünü, özel ödülünü aldı. Bunlar da parametrelerden bir tanesi. Mesela Araştırma Üniversitesi'nde katkı sağlayan parametrelerden bir tanesi de aldığınız TÜBİTAK, TÜBA gibi ödüller, YÖK'ün verdiği ödüller de sizin kalitenizi gösteriyor. Bunlar sizi ulusallaştırabiliyor mu ya? Uluslararası alanda tanınırlığınızı da artırıyor değil mi hocam? Tabii tabii, onlar ayrı. Bir de bizim uluslararasılaşmada asıl en çok tanınırlığı artıran şeyler patentler, projeler, öğretim üyelerinizin kaliteleri. Yine yapılan yayınlar, mesela şimdi normal yayınlar bile sıralamaya alınmıyor. Artık ilk %10 dilime giren dergilerde yayınınız var mı? Mesela Nature'da yayınınız var mı? O çok önemli artık. Kalite çok önemli. Mesela kaliteden bahsetmişken akreditasyon, biz kaliteye de çok önem veriyoruz. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Artık bu seneden itibaren tüm üniversiteler kurumsal olarak akreditedilecek. YÖKAK diye bir kuruluş oluşturuyor. Ve şu bizi çok memnun ediyor. Mesela bu kuruluş EGS Üniversitesi'nin muhakkak ilk başvurmasını istiyor. Çünkü gerçekten akredite olmaya en etkin, en yatkın üniversite arasında bizi görüyorlar. Yani bizi o kadar kaliteli görüyorlar. İnşallah biz ona başvuracağız. İş denetim. Çünkü biz bu daha biz akredite olmadı. Akreditasyon şu demek, kalite demek. Sizi her yönden değerlendiriyor ve bu sadece değerlendirip bırakmıyor. Bir yıl sonra sen bazı şeyleri yapmıştın ama şunları ekledin mi? Veya geçen sene şu durumdaydın, bu sene ondan geriye mi düştün diye bunu sizi devamlı denetliyor. Bu konuda da biz çok iyiyiz. İnşallah orada akredite olacağımızı düşünüyoruz. 2018 yılında bizim eğitim öğretim akreditasyonuna baktığımızda 9 bölümümüz akrediteydi. 2019'da bunu 16'ya çıkardık. Yani bir yılda 16'ya çıkardık. Yıllarca 9 olan akreditasyon sayımızı, eğitim öğretim akreditasyonumuzu 16'ya çıkardık. Ve inşallah hedefimizde birkaç yıl içerisinde 30'a çıkarmak, en az 30 bölümümüzü akredite etmek. Bir de YÖKAK'ın, YÖK'ün denetiminde, YÖKAK'ın bizi kurumsal olarak akredite edeceğini, hatta ilk akredite olan üniversiteden biri olacağımıza da inanıyorum ben. Hocam, hastaneye de ayrı bir başlık açalım. Siz de zaten orada görev yapıyordunuz. Tıp fakültesinin eksikleri var mı? İnsanlar fakülte deyince yani aklına şöyle vatandaşlar tıp fakültesi geliyor, mimarlık vesaire gelmiyor ama tıp fakültesi de Kayserilerin ve çevre kentlerin yoğun bir şekilde ilişki kurduğu bir fakülte ve Erciyes Üniversitesi hakkında da fikir veriyor insanlara. Evet. Aslında tıp fakültemiz dediğiniz gibi görünür yüzümüz bizim Erciyes Üniversitesi'nin. Hatta ilk 10.000'deki öğrencilerimizin geldiği yer, yani tüm fakülteleri kıyasladığımızda. Biraz önce siz de bahsettiniz İsmail Bey. Aslında tıp fakültemizde yine İç Anadolu'da hemen hemen merkez fakülte, merkez hastane diyebiliriz. Çünkü İç Anadolu'da Ankara dışındaki en büyük fakülte ve birçok ilden, hatta tıp fakültesi olan birçok çevre illerden hastalar bizim buraya geliyor biliyorsunuz. Tabii ki oradaki eksiklerimiz yok mu? Vardır. Fiziki eksiklikler, öğretim üyesi sayımızdaki sıkıntılar, işte çalışmayla ilgili bir takım, çalışma barışıyla ilgili bir takım sıkıntılar, bunlarla ilgili her türlü tedbirleri almaya çalışıyoruz. Tabii ki fiziki şartlarımızı en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni bir kompleks, hastane kompleksi yapmak çok zor. Yani en azıyla 1 milyar liranın altında bir kompleks yapamazsınız. Şu anda devletimizin bunu yapacak şeyi zor. Yani en azından biz şunu diyoruz, elimizdeki fiziki şartları daha iyi hale nasıl getiririz? Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Yapabileceğimiz eklentiler yapmaya çalışıyoruz. Bunu bazen hayırseverle yapıyoruz, bazen aldığımız merkezi bütçeyle yapmaya çalışıyoruz. Yani fiziki şartları bir şekilde daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yetiyor mu? Yetmeyebilir ama en azından elimizdeki imkanları en iyi kullanmaya çalışıyoruz. Mesela kanka hastanesi kuruluyor değil mi? Evet, ondan da bahsedecek olursak gerçekten... Yani sonuçta bunlar hep tıp alanında yapılan adımlar. Yani kanka kanka bir dernek. Evet. Burada sağ olsunlar Haseki Bakanımız başta olmak üzere Sayın Valimiz de gerçekten bu işi gerçekten sahiplendiler. Bizim çocuk hastanemizin hemen yanında bir kemik iliği transplantasyon merkezi gibi bir merkez halinde orası. Ve Türkiye'mizin gururu olacak. Çünkü Türkiye'de böyle bir merkez yok. Ve dünyaca akredite olmuş bir merkez olacak.
Yani dünyanın hangi ucundaki bir ülke olursa olsun oranın sigorta şirketi buradaki bir hastasının masrafını ödeyecek. Akreditasyon demek bu demek. Müthiş bir yer olacak inşallah. Bu sene sonunda biter diye ümit ediyoruz. Ama en kısa zamanda bittiğinde siz de göreceksiniz. Gerçekten hem ülkemizdeki hem Kayseri'mizdeki hem çevre şehirlerimizdeki hem de tüm Türkiye'deki, hatta bırakın tüm Türkiye'yi, tüm dünyadaki hastalar için, özellikle çocuk hastalar için, çocuk onkoloji hastalar için, kemik iliği transplantasyonu gereken tüm hastalar için bir şifa kapısı olacak. Gerçekten kaliteli bir ekibimiz var orada. Kemik iliği transplantasyonu. Hani diyorlar ya, her üniversite her alanda iyi olamaz, her tıp fakültesi her alanda iyi olamaz. Siz hangi alanda iyisiniz diyecek olursanız, biz kemik iliği transplantasyonunda şu anda en iyiyiz. Devlet kurumları içerisinde, hatta tüm üniversite içerisinde diyebilirim. İnşallah orası da bittiğinde hem fiziki olarak biraz daha rahatlayacağız. Mesela çocuk hastanesi içerisindeki hematoloji onkoloji bölümü öbür tarafa geçtiğinde orada bir rahatlama olacak. Diğer bölümler mesela onların alanlarını dolduracak. Öğretim üyesi ve özellikle yardımcı personel açısından biraz sıkıntılarımız oluyor. Yani mesela şöyle bir sıkıntımızı paylaşabilirim. Bunu paylaşmaktan da çekinmiyorum. Biz hemşire ilanına çıkıyoruz. Zaten kadroyu alıyoruz, izin alıyoruz falan zar zor. Ama hemşireler 50 tane hemşire ilanına çıkıyoruz. İnanın bunun en az 20-30 tanesi Sağlık Bakanlığı bir şey açıyor diyelim. 4B ilanına açıyor ve bizden istifa edip gidiyor. Evet. Bu bize sıkıntı veriyor. Hemşire sıkıntımız çok fazla. Sağ olsun sağlık müdürümüzle de konuştuk. Şu anda 19 tane hemşireyi bizim hastaneye görevlendirdi. O şekilde şey yapıyoruz. Bakanlığın şartları daha iyi mi? Niye geçiyor? Şimdi şöyle, bakanlığın şartları... Sonuçta sizde çalışırken istifa ediyor. Şöyle iyi diyebiliriz. Şimdi bakanlık biraz daha fazla hemşire veyahut yardımcı personel istihdam edebiliyor. Hmm. Biz o kadar edemiyoruz. Mesela biz bir hemşire... İş yoğunlu oluyor. İş yoğunlu. Yani anladım. Bunu da gerçekten ben çok özverili çalışıyorum bizim personelimiz. Yani ben buradan tüm hemşehrilerimize, Kayseri hemşehrilerine, tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yani inanın tıp fakültemizde, hastanemizde hiç kimse art niyetli değil. Herkes, çünkü sağlıkta art niyet olmaz İsmail Bey. Yani sağlık deyince her akan sular durur. Orada hiç kimse art niyeti yoktur. Ha orada yorgunluk olur, psikolojik sıkıntı olur. Yani her insan psikolojisidir bu. O yoğunlukta atlanan bir şey olabilir. Yani makine değildir ki, orada çalışanlar da insan sonuçta. O yüzden gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar bizim, özellikle bizim, çünkü gerçekten bizim şehir hastanemizde, yanımızdaki tıp fakültelerinde yapılmayan veyahut da biraz çekinerek yapılan şeyler direkt bize gönderiyorlar. Biz bunları Ankara'ya, İstanbul'a gönderemiyoruz. Çünkü biz büyük bir üniversite, büyük bir üniversite hastanesiyiz. Yani biz burada her şeyi yaparız diyoruz. O yüzden her türlü riskli hasta, her türlü başka bir hastane, ya ben bunu yapamıyorum veya yapabilse bile biraz zorlanacak gibiyse, hadi Erciyes Üniversitesi var, oraya git diyebiliyor. Yani bu da, iyi ki de var bu, bir de olmasa ne olacak düşünün. O yüzden oradaki çalışan gerçekten gerek hekimlerimiz, öğretim üyelerimiz, gerekse yardımcı personelimiz çok özverili çalışıyorlar. Ufak tefek aksaklıklar olabilir ama bunlar kesinlikle art niyetli olan şeyler değildir. Tabii ki bizim idare olarak da eksiklerimiz veyahut da düzeltecek şeyler varsa biz de hemen müdahale edip düzeltmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten tıp fakültesi hastanemizde biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi İç Anadolu için çok bulunmaz bir mükemmel bir yer diyebilirim. Tabii ki fiziki imkanlar eksik olabilir, bazı durumlar eksik olabilir ama biraz önce şunu dedim, bak dikkat ederseniz her yerden bize geliyor ama biz başka yere göndermiyoruz. Biz evet. Burada çözmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Merkez olduğumuzu gösteriyor bu aynı zamanda. Peki hep akademi vesaire konuştuk da sizin sosyal faaliyetleriniz de var. Sivil toplum kuruluşu olarak da bir şekilde hizmetleriniz var. Bakıyoruz işte Elazığ'da deprem oluyor. Erciyes Üniversitesi'nden bir yardım kampanyası başlıyor. İşte 15 Temmuz anması oluyor. Erciyes Üniversitesi orada. Ya da Kayseri saldırısının ölüm yıl dönümünde, yani saldırısının yıl dönümünde şehitleri unutmuyorsunuz, anıyorsunuz. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde olabilecek her şeyde sivil toplum kuruluşu gibi hareket edip bu sosyal faaliyetlerin içerisinde de faal olarak yer alıyorsunuz. Evet. Şimdi İsmail Bey, üniversiteler... Ya sadece bir şey üretelim, yazalım, çizelim değil. Üniversiteler gerçekten şehrin en önemli dinamiklerinden bir tanesidir. Yani üniversiteler bir şehrin yüzüdür aslında.
Yani üniversitelerin tabii ki eğitim, öğretim görevi var, faaliyeti birinci var. Önce. Tabii ki araştırma üniversitesi ise araştırma, geliştirme, yeni patentler, yeni projeler, yeni ürünler şey var ama üniversitenin vazgeçilmez, olmazsa olmaz da tabii ki her türlü sosyal etkinliklere, sportif etkinliklere veya biraz önce bahsettiğiniz sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmak zorunda. Bu bizim zaten vazgeçilmez görevimiz. Yani ben biraz önce dedim ki %80'imiz mesaimiz biz araştırma şeyine harcıyoruz dedim ama biz diğerlerini ihmal etmiyoruz. Ya yani ihmal edemeyiz zaten. Üniversitenin asli görevlerinden bir tanesi bu. Biz sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını da karşılamak zorundayız. Sanayi kuruluşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Karşılamak zorundayımızdan kastımız şu. Birlikte çalışıp ortak çözümler üretmek zorundayız. Mesela biraz 100 talep 100 çözüm gerçekten müthiş bir proje. Bunu hatta biz yaptık. TÜBİTAK Başkanımız da diğer üniversitelere örnek göstermiş. Birçok üniversite bizden örnek alıp bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela biz oradan biraz önce dedim ya, biz gövdemizi taşın altına koyduk diye. Sanayicimizin, Kayserili sanayicimizin, ticaret erbabımızın, sivil toplum kuruluşlarının da var, projeleri var. Yani orada illa sanayi olmaz şart değil. Biz nasıl olsa bir Ar-Ge çalışması yapacağız. Nasıl olsa bizim bir proje, bilimsel araştırma proje bütçemiz var. Nasıl olsa biz bunu bir araştırmaya harcayacağız. Biz araştırma yapınca mesela belki de Kayseri'nin, ülkemizin hiç işine yaramayan bir araştırma yapacağız. Bulacağız, bunu da ya yayınlayacağız ya yayınlayamayacağız. Niye böyle bir şey yapalım ki dedik. Bizim sanayicimizin bir araştırması olsun. Biz paramızı oraya harcayalım. Bilimsel araştırma projesi bütçemizi. Hatta onu şöyle özetleyebilirim. Sanayicimiz veya ticaret erbabımız veya belediyemiz ki belediyelerine bir sürü bize projeler geliyor. Şu anda 100 talep, 100 proje, 100 çözümün 80-90'a yaklaştık. 8-10 tane kaldı. 100'e tamamlamak üzereyiz. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Orada ne yapıyoruz? Teknoloji transfer ofisimiz sizden gelen bir talebi, her talebi de biz kabul etmiyoruz. Bu araştırmaya değer mi diye bakıyoruz. Eğer araştırmaya değer, bundan bir ürün çıkacaksa biz bir öğretim üyemizde, o konuyla ilgili bir öğretim üyemizde tabii üyemizde eşleştiriyoruz. Parasını da biz veriyoruz. Daha ne yapalım? Bir yıl içerisinde de sanayicimize al arkadaş senin böyle bir sorunun vardı. Biz bunu kendi bütçemizde ama bu Ar-Ge çalışması tabii yani yoksa bizim bilimsel araştırma projemizdeki paramız biz Ar-Ge çalışmasına verebiliriz. Bu Ar-Ge çalışmanı yaptık. Sonucu bulduk. Buyurun diyoruz. Yani bundan iyi üniversite sanayi işbirliği olabilir mi? Her şeyiniz de için içerisindesiniz. Mesela bu bir örnek diye verdim. Sivil toplum kuruluşlarımızın da verdiği şeyler var, projeler var mesela bunun içerisinde. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarımızın her türlü sosyal faaliyetlerini üniversitemiz bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Mesela bizim 150'ye yakın şeyimiz var. Öğrenci grupları mı? Öğrenci şey, evet onlar var. Bunlar her biri aslında çeşitli sosyal faaliyetler. Bunlar için tabii ki araştırma yapan kulüpler, pardon dilime gelmedi. Öğrenci kulüplerimiz var. Bu kulüplerimiz birçok sosyal faaliyetleri sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapıyorlar. Ya bu da bir örnek. Zaten biz sivil toplum kuruluşlarının bir talebi geldiğinde sizin bu konuyu çalışabilecek bir kulübümüz varsa o kulüp üzerinden biz destek verebiliriz diyoruz. Yani biz öğrencilerimizin faaliyetlerini destekleyebiliriz diyoruz. Mesela o koldan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz üniversite olarak her alanda işin içerisinde olmak zorundayız zaten. Hocam, Türkiye'nin ihtiyacı bu, şehrimizin ihtiyacı bu. Sohbete başladığımızda öğrenci merkezli çalışma demiştiniz. Buradan da soru yöneltmek istiyorum. Öğrencilerle de aranız çok iyi maşallah. Yani sosyal medyada zaman zaman takip ediyoruz. Öğrenciler meleme yapmaya çağırıyor, iftara çağırıyor, sahura çağırıyor vesaire. Bunları da kırmıyorsunuz ve katılıyorsunuz. Bunlar reklam amaçlı değil herhalde, değil mi? Bizim de evet, güzel bir soru. Ben şunu gerçekten yüreklilikle söylüyorum. Biraz önce size dedim ya, hani bunu yanlış anlamayın. Benim çocuğum, ya hocam laf olsun diye söylüyorsun diyebilirsin ama asla böyle bir şey. Yani ben kalbimden söylüyorum bunu. Benim çocuğumun ne ihtiyacı varsa öğrenci olarak inanın kendi öğrencilerimi çocuklarım gibi görüyorum. Yani bunu gösterme, reklam için yapmıyorum. Ya yani böyle hiçbir ihtiyacım da yok. Yani aynen. Ne reklamını yapacağım ben? Yani sonuçta tüm makamlar geçicidir. Yani burada yani benim ihtiyacım yok ki öğrencilere reklamı yapacağım öğrenciyle. Ben şunu istiyorum. Ben rektör olarak rektörlüğü bıraktığımda Erciyes Üniversitesi'nin çıtası neydi? Nereye yükseldi?
öğrencilerle ne tür faaliyetler yaptım? Öğrencilerim benden memnun muydu? Benim için en güzel şey bu. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi öğrencilerimizle ilgili ben inanın öğrencilerimizin her türlü isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Her şeyi karşılanabilir mi? Zor. Yani mümkün değil daha doğrusu. Mesela sosyal faaliyetlerinde birlikte olmaya çalışıyoruz. O dediğiniz Menemen olayı geçen sene Ramazan ayında oldu. Tweet'tendi galiba. Hocam evet. İşte biz Menemen yapıyoruz, gelir misin? Hatta orada bir öğrenci, bayan öğrenci evine gidemedim. O hala içimde ukde kaldı. Bu sene inşallah onu şey yapayım. Erkek öğrenci evleri vardı. Oraya gittik ama bayanlar çağırmıştı. Oraya gidemedim. İnşallah bu sene onlara da gideriz. Yani ben öğrencilerimle birlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Mesela ben şunu da söylemiş olayım burada o zaman. Benim oğlum dedi ki, ODTÜ'de okuyan üniversite öğrencisi kendisi. Baba dedi işte o gelmiş, bu gelmiş, işte sosyal medyada paylaşıyor. Sen öğrencilere ne yapıyorsun dedi yani. Ötekiler zaten gelir dedi. Öğrenciler için ne yapıyorsun? Bu ilk rektör atandığım sırada bunu dedi. Bu kafamda bir şey yaptı böyle. Doğru söylüyor benim oğlum dedim. Yani öğrencilerle birlikte olmak gerçekten benim için daha mutlu bir anlar, öyle söyleyeyim. Biz tabii ki her türlü sosyal faaliyetlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çağırdıklarında gitmeye çalışıyoruz. Mesela özel kalemim veya sekreterim işte şu öğrenci grubu görüşmek istiyor hocam derse, inanın onlara mesela bir iki hafta dolu olsa bile 2-3 gün içerisinde randevu vermeye çalışıyorum. Gerekirse öğretim üyesinin çok önemli bir işi yoksa o beklesin falan şeyin ki kuruluşun önemli değilse beklesin ama öğrencim daha önce gelsin diye. Onlara daha öncelik veriyorum. Yani ben öğrencilerimi seviyorum. Ne peki. Diyeyim başka yani. Hocam programın sonuna geldik. Hatırlatmak istediğiniz konu çok fazla. Erciyes Üniversitesi'de 3 gün konuşsak bitmez. Evet. Ama böyle özet şeklinde ya İsmail şunu sormadı, şu konuda da birkaç kelam etsem dediğiniz nokta varsa onu alıp bitirelim. Evet inşallah ben şunu söyleyeyim o zaman. Ben özellikle bu fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim İsmail Bey. Gerçekten kendimizi anlatmak, buna da kendimizi anlatmak değil de üniversitemizi anlatmak çok önemli. Öğrencilerimizi anlatmak çok önemli. Buna bir fırsat oluyor. Biz öğrencilerimiz, belki dinleyenler vardır, öğrencilerimize yönelik şunu söyleyeyim ben. İnşallah bu senede bahar şenliklerini yapacağız. Birçok program yapmayı planlıyoruz. Hatta geçen sene ben bahar şenliklerinde öğrencilerime söz vermiştim. Ramazan sokağı diye. İnşallah Ramazan sokağını da yapacağız. Bunu niye söylüyorum? İlk rektör olarak atandığımda İçişleri Bakan Yardımcımız gelmişti. Bunu birkaç sefer daha söyledim. Hocam dedi biz öğrencilerin kampüs içerisinde eğlenmesini, yaşamasını istiyoruz dedi. Gerçekten çok doğru bir ifade bu. Biz kampüs içerisinde gülelim. Kampüs içerisinde eğlenelim. Kampüs içerisinde eğitim öğretimimizi görelim. Ağlayacaksa da kampüs içerisinde ağlayalım. Yani kampüs ikinci evler olmasını istiyorum onlar için. Öğretim üyelerimizle ilgili zaten sık sık bir araya geliyoruz. Motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. Birçok önlemler aldık Araştırma Üniversitesi konusunda. Öğretim üyelerimiz beni çok iyi anladı. Öğrencilerim de beni çok iyi anladı. Ben de onları çok iyi anlıyorum. Öğretim üyelerimiz mesela grup grup öğretim üyelerimizi çağırıp mesela şunu söyleyeyim öyle ifade edelim ki hocam biz rektör sizi çağırıyor deyince Allah Allah rektör mü bizi çağırıyor diye şaşırıyoruz diyorlar. Biz mesela grup grup öğretim üyelerini çağırıyoruz. Yeni atadıklarımızı bir çağırıyoruz biz grup toplantısı yapıyoruz. Veya yabancı uyruklu öğretim üyelerimizle mesela yarın Ankara'dayım. Cuma günü bir toplantı yapacağız. Yani ben bir de şunu söyleyeyim. Ben biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı ilk akademik açılış yılında biz kampüste üniversite değil çevrede demeyelim de kampüste üniversite değil yani tam şimdi şeyime gelmedi. Meydanda veyahut da sahada üniversite demiştik. Ben şunu da söylüyorum. Kampüste rektör değil rektörlükte rektör değil, kampüste rektör olmak istiyorum. Çok güzel. Yani üniversite olarak kampüste üniversite değil, sahada üniversite, rektör olarak da rektörlükte rektör değil, kampüste rektör. Sloganımız bu. Peki, ağzınıza sağlık hocam, teşekkür ederim. Biraz dilim suçtu, kusura bakmayın. Sıkıntı değil hocam, yani gün boyu o kadar yoğunsunuz evet. Ki
insanlar o kadar olur. Onların kusuruna bakacak halimiz yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim İsmail. Evet, sağ olun. Bugün Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Çalış'ı ağırladı. Kendisiyle Erciyes Üniversitesi'ni ve faaliyetlerini konuşmaya çalıştık. Vaktimiz el verdiğince bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.